Ve yine bugünkü davetimize katılan, aramızda bulunan, bizleri onur eden Sayın Zeytinburnu Kaymakamımız Adem Uslu alkışlarla davet ediyoruz. Çok değerli belediye başkanımız, Avrasya Hastanesi'nin çok değerli kurucusu, yönetim kurulu başkanı Hüseyin hocamız, hastanemizin çok değerli yöneticileri, çok değerli hekimlerimiz, hocalarımız, çok değerli sağlık çalışanlarımız, muhtar arkadaşlarımız, Avrasya Hastanelerinin çok değerli dostları, Zeytinburnumuzun bir markası olan, hitap edilirken de Zeytinburnu Avrasya Hastanesi diye Zeytinburnu'na vurgu yapılarak ifade edilen Avrasya Hastanesi'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına hepiniz hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çeyrek asır, tabii ne videoyla, ne ifadeyle, ne lisanla anlatılabilir gibi değil. 25 yıllık bir geçmiş var. Bu 25 yıllık geçmişin daha öncesinde Bakırköy'de Çamlık ismiyle devam eden, yine hastaneler grubunda yer alan başka bir özel hastanecilik hikayesi var. Ama oradan da elde edilen birikimle, oradan alınan cesaretle Zeytinburnu'nda 25 yıl önce başlatılan bir Avrasya Hastanesi serüveni var. Ve bu 25 yıllık zaman dilimi içerisinde o hastanenin hayata geçtiği, resmi açılışının yapıldığı, o dönemki Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in bu hastane insanlarımıza şifa olsun, hastalara şifa olsun, şifa dağıtsın dediği günden bu yana binlerce, on binlerce hastaya gerek ülkemizden gerek uluslararası toplumdan on binlerce hastaya şifa dağıtan bu hastanenin o günden bugünlere gelmesi, tabii ne kadar hangi kelimelerle hangi cümlelerle ifade etsek kelimeler de cümleler de kifayetsiz kalıyor. Emeği geçen herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Urlu ailesine Zeytinburnu ilçesi olarak şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Böyle bir markayı, böyle bir değeri Zeytinburnu'na kazandırdığı için. 25 yıldan bu yana Avrasya Hastanesi'nin Avrasya Hastaneler grubuna dönüşmesi noktasında katkı veren, emek veren bütün çalışanlarına, hekim grubuna, hoca grubuna, sağlık çalışanlarına ayırt etmeksizin teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bugün Zeytinburnu'nda başlayan serüven Gazi Osman Paşa'da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle başka ilçelerde de yine İstanbul'un ve ülkemizin değişik noktalarında da yeni hastanelerle insanımıza ve insanlığa hizmet sunmaya, sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Tabii videoyu izlerken işte açılışını gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımızın artık mütevaffa vefat etti 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Diğer taraftan bir Güldal Akşit hanımefendi bakanımız mütevaffa. Yani hepimiz bir taraftan baktığımızda faniyiz, gidenler var bu 25 yıllık süreç içerisinde. Ebedi hayata irtihal edenler var. Başta Urlu ailesi olmak üzere Avrasya Hastanesi ya da Avrasya Hastaneleri grubundan emeği olan, katkı veren ve ebedi hayata irtihal etmiş bütün herkese Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Azimle, sebatla, kurumsal kimliğe büyük bir saygı çerçevesi içerisinde 25 yıldır, 20 yıldır bu hastane çatısı altında Avrasya kimliğini taşıyan ve bugünlere gelen 25. yılı vesilesiyle, 20. yılı vesilesiyle bugün de ödül ve plaket alacak olan bütün sağlık çalışanlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara diyoruz Avrasya Hastanesi'nin ve 25. yılının bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.